Koz Altın paranın rotasını sunar. Mutlu sabahlar değerli izleyenler. Paranın rotasına hoş geldiniz. Yeni günde ekonomi gündeminde öne çıkan başlıklara bakacağız. Doktor Yaşar Erdinç ile birlikte. Hocam günaydın. Günaydın Barış. Bugün bir de konuğumuz olacak ama reklamlardan sonra alacağız konuğumuzu. Önce isterseniz biz bir piyasayı değerlendirelim. Sonrasında yine reel sektörden bir temsilcimiz olacak. Atlas Salı Genel Müdürü Doktor Meriç Bebetoğlu bizlerle olacak ama biz hemen bugün piyasaların konuştuğu başlığa bakalım. Dünden bu yana büyüme rakamları. 2012'de %2.2 büyüdük. Dördüncü çeyrekte de 1.4 geldi. Şimdi 8.8'den 2.2'ye acı fren tanımlaması yapıldı. Zafer Çağlayan dedi ki ben söylemiştim işte bak gördünüz mü? İşte o yumuşak iniş söylemleri bir anlamda gerçekleşmemiş oldu sanırım hocam. Gerçekten acı bir fren mi? Nasıl etkiler bizi? 2.2 biz dün konuşmuştuk aslında. Siz piyasa 2.5 civarı diyordunuz. 2.6 gibi beklentiler var diyordunuz ama 2.2 oldu. Ben de 2.3 bekliyordum. 2.3 ile 2.6, 2.2 seviyesi tabii şeyin altında yani 2.5'ün oldukça altında. Bu sektörel bazda hangi rakamlar geldi onlara da bakalım. Tabii bu büyüme bizim için ne anlama geliyor? Piyasalar açısından ne anlama gelir? Dün borsayı etkiledi mi? Bu hafta ya da bugün etkileri olur mu, devam eder mi? Ve tabii şimdi bu 2012'deki 2.2'lik büyüme önümüzdeki yıl için, yani daha doğrusu bu yıl için, 2013 için bize ne veriyor? Barış şöyle, şimdi en büyük tartışma işte sert çakılma mı oldu? Sert iniş mi, yumuşak iniş mi vesaire. Genel kanı sert bir iniş olduğu yönünde. Benim bugünkü yazımın başlığı o, yumuşak mı sert mi diye sordum. Tabii verileri de 2011'deki büyüme verileriyle 2012'deki verileri karşılaştırılabilecek şekilde bir tablo da verdim. En çok dikkat çeken nokta şimdi büyüme, ekonominin büyümesi dediğimizde ne anlıyoruz? Bunun %70'i tüketim. Yani tüketimde %1 bir küçülme olsa bile ciddi anlamda etkiliyor. Hı hı. Büyüten ekonomiyi 4 tane önemli parametre var. Bir tanesi tüketim. Diğeri yatırım. Yatırımı kamu yatırımı ve özel sektör yatırımı diye ayırıyoruz. Kamu yatırımı da devlet harcamaları. Üçüncüsü ihracat. Dördüncüsü de ithalat. Evet. Şimdi baktığımız zaman devlet harcamaları, tüketim, devlet harcamaları, yatırımlar ve ihracat, ithalat arasındaki fark net. Net ihracat diyoruz buna. 2011'de tüketim tam %7.7 büyümüş. Evet. Ve devlet harcamaları 4.7 büyümüş. Yatırımlarsa %18 büyümüş. Yani o 8.8 büyümenin en büyük kaynağı tüketim artı yatırım. Hı hı. 2011'i hatırlayacak olursak cari açık 80 milyar dolarlara öyle yaklaşmıştı. Ve muazzam bir kredi büyümesi vardı. %40'a yaklaşmıştı kredi büyümesi. Ve bunun üzerine de 2012'ye girerken Merkez Bankası bu cari açığın sürdürülemez olduğunu söyleyerek faizleri arttırmış ve faiz koridorunu genişletmişti. Şimdi faiz koridorunun genişlemesi şu demek. Merkez Bankası bir ara faizin üst bandını 12.5 seviyesine kadar çıkarttı. Bu şu demekti. Hatta çok fazla ilk 3 ayda istisnai gün ilan etti. Yani istisnai tabii günlerde... O zaman biz de konuşmuştuk hatta bunu. Evet. Bu istisnai günlerde %12.5 bankalar verdiği kredinin maliyetini %12.5 olarak hesaplıyorlardı. Hı hı. 12.5'un üzerine minimum 5 puan koyuyorlardı. Ve 17.5, 18, 20'lere çıkmıştı kredi faizleri. Doğru. Öyle bir ortamda ne tüketici kredi kullandı? Daha doğrusu yine kullanmaya devam ettiler ama tüketim resmen tam anlamıyla çakılmış durumda. Yani 2012'de tüketim %0.7 küçülmüş. Hı hı. Devlet harcamaları 2011'de 4.7 iken büyümesi 2012'de 5.7'ye çıkmış. Yani devlet harcama yaparak aslında bu %2.5'u sağlamaya da %2.2'yi sağlamaya da çalışmış. Yatırımlar 2011'de %18 büyürken 2012'de
%2,5 küçülmüş. Yani yatırım da yapmamışız. Bir miktarda daha önceki yapmış olduğumuz yatırımdan eksiye gitmişiz. Geçen yıl yani 2011'de yapılan yatırımın %2,5 daha reel olarak 1998 fiyatlarıyla altında bir yatırım yapmışız. Daha önce kamu sektörü yatırımı 2011'de hiç yokken %2 küçülmüşken 8,9 kamu sektörü yatırımı var. Kamunun yaptığı yatırımlar. Özel sektör %4,5 küçülüyor ve bizim özel sektör yatırım dediğimiz makine teçhizat, işte fabrika kurma vesaire %6,6 küçülüyor. Özel sektörün bir başka yatırımı daha var, o da inşaat. İnşaatta da %0,4 büyüme var, yani %0'a yakın. İnşaatta da pek fazla bir büyüme olmamış ama 2011'de inşaat ne olmuştu? O zaman inşaatçılar çok mutluydu. Bütün yeni projelere girmişlerdi. %16,7 büyümüştü. Ve özel sektörde fabrika kurmak için, makine teçhizat için %25 büyütmüştü yatırımları. Burada şunu görüyoruz. Para politikası inanılmaz bir şekilde 2012 büyümesini her koldan etkilemiş durumda. Şimdi para politikası dediğimiz tamamıyla faiz. Ama Merkez Bankası bunun içerisine yeni politikalar da kattı. İşte rezerv opsiyon mekanizması yoluyla altın ve dövizi munzam karşılık olarak ayırabilmesi, diğer munzam karşılıklarda indirimler, arttırımlar yaptı vesaire. Net ihracata baktığımızda 2011'de biz büyürken içeride millet tüketmiş, içeride millet tükettikçe özel sektör yatırım yapmış, millet ev aldıkça inşaatçılar yatırım yapmış. Bu arada ihracat sadece %7,9 büyürken ithalat %10,7 büyümüş. Yani tüketim patlıyor 2011'de. Bunun üzerine yatırımları uyarıyor. Yatırımlar patlıyor. Bu da ithalatı patlatıyor. 2012'de tam tersi bir resim var. Tüketim eksi, yatırımlar eksi. İhracatla ithalat arasındaki farka baktığımızda ihracat %15 büyümüş. %17,2 büyümüş. İhracat %17 büyürken ithalatta 0 büyüme. Dolayısıyla Merkez Bankası şunu görmüş. Çok net bir şekilde. Bu cari açık kontrol edilemez bir seviyeye doğru gidiyor. Milli gelirin %10'una yaklaşıyor. İnsanlar borç alıp hızla tüketiyorlar. Kredilerdeki büyüme %39-40 civarına gelmişti. Benim bunu durdurmam lazım. Evet. Diyor ve önlem alıyor. Burada şimdi kantarın topuzu biraz fazla kaçmış gibi, yani veriler onu söylüyor. Yani 8.8'den 2.2'ye düşmüşsün. Yani 2.2 Türkiye için sanki eksi büyüme gibi bir şey. Çünkü nüfus artış hızıyla birlikte değerlendirdiğinde minimum 5-5,5 olmalı ki Türkiye büyümeye devam etsin. İşte benim karşı çıktığım bu. Yani 8.8 büyüyeceğimiz yere 4 büyüseydik, biz de bu sene de 4 büyürdük. Hani toplamda baktığında 8.8'in üzerine 2.2 büyüme gene 5-5,5'a geliyor. Fakat volatilite çok yüksek. Yani bir sene hızlı büyüyorsun, bir sene. Peki Türkiye nasıl büyüyebiliyor? Türkiye'nin büyüme yolu ne? Evet. Türkiye şöyle büyüyor. Banka krediyi basacak, millet tüketecek, özel sektörde yatırım yapacak ve inşaat yapacak. Faizler düştükçe millet krediye odaklanacak. Tabii. Biz bu şekilde büyüyeceğiz. Bu şekilde büyürken de tasarruf oranları inanılmaz bir şekilde düşük. Tasarruflarla büyümüyoruz. Dışarıdan yabancının parasını alıp büyüyoruz. 2012'de böyle yapmadık ama. 80 milyar dolardan cari açığı, yani 78-79 milyar dolardan 50 milyar dolara, 50-55 milyar dolar arasına kadar çektik. Dolayısıyla o kadar bir daha az borçlandık. Ama gene de 50 milyar dolar borçlandık dışarıda. Peki şimdi geçen yıl tercih cari açıktan yana kullanıldı o zaman. Değil mi? Evet. 2013'te aynen. Şimdi bu rakamlardan sonra %2,2'den sonra aynı tercihler devam edecek mi? Üstelik seçim yılı. Şimdi işte bu noktada benim yaklaşık geçen hafta, bir hafta önce yazdığım bir yazı vardı. Merkez Bankası pes etti diye. Merkez Bankası öyle kararlar aldı ki son para politikası kurulu toplantısında. Merkez Bankası'nın bence haberi de vardı. Yani büyümenin böyle geleceğini ve üzerindeki politik baskının da artacağını biliyordu. Bu yüzden son toplantıda üst bandı 8,5'dan 7,5'a çekerek üst band faizi indirirsen sen bankaların maliyetini de bir puan indirmiş oluyorsun. Bu kredilere yansıyacak. Özellikle de ticari kredileri çok etkileyecekti. Ticari kredilerde sanayici ve iş adamlarının çok büyük şikayeti var.
yani yüksek olduğunu söylüyorlardı. Ve bu Sayın Zafer Çağlayan tarafından da sürekli olarak gündeme getiriliyordu. Ve Sayın Başbakan'a da bu şekilde malumat veriliyordu. Yani esnaf, sanayici, KOBİ gerçekten krediyle, yüksek kredi faizleriyle baş edemiyor. Buna bir şey yapılması lazım diye. Merkez Bankası son bu kararıyla birlikte hani kimse beklemiyordu. Yani 8.5'tan 7.5'a çekmesini. Biz belki hani 8.5'tan 8.25'e indirebiliriz, hı hı, diyorduk ama bir Allah'ın kulu böyle bir şey yapacağını tahmin etmiyordum. Ben dolayısıyla Merkez Bankası'nın yeniden büyümeye geçirecek bir politika izlediğini düşünüyorum. Şimdi bu 2.2'den sonra peki 2013'te ne bekliyoruz? 2013 yılı içerisinde hedef %4. Benim tahminim eğer Merkez Bankası 16 Nisan'da yapacağı para politikası kurulu toplantısında çok radikal yine kredileri kesici kararlar almayacak olursa veya munzam karşılıkları böyle radikal biçimde arttırmayacak olursa biz bu sene %4, hı hı, hatta daha yüksek bir büyüme görebiliriz yani. Erişebiliriz. Hı hı. Şimdi bu sektörel bazı rakamlara bakarken hocam, şimdi Zafer Çağlayan dediniz yani özellikle KOBİ'ler işte o kredi alamama durumları, Merkez Bankası'nın kararları sebebiyle. Şimdi burada bir rakam var. O aslında Zafer Çağlayan haklı çıkartmıyor mu biraz? 2012'de daralma gösteren sektör yok ama en küçük büyüme %0.1 ile ticaret faaliyetlerinde. Yani bu KOBİ'lerin vesairenin yaptığı faaliyetlerde. Evet. Hiçbir şekilde bir faaliyet yapamamışlar. Anlaşılan o ki ciddi bir sıkıntı yaşıyorlar. Evet, kesinlikle sıkıntı yaşıyorlar. Yani onda hiç şüphe yok. O zaman hani Zafer Çağlayan'ın biz yaklaşımlarını bazen burada siyasi baskı olarak da değerlendirdik. Bu yorumları da yaptık Merkez Bankası ile ilgili, işte mesela bu memur tartışmalarında o büyüme rakamları geldikçe, işte Merkez Bankası'nın politikaları ile ilgili Zafer Çağlayan'ın yorum yaptıkça, fakat şimdi şu rakam ortaya koyuyor ki Zafer Çağlayan doğru bir yerden bakıyormuş. Şimdi şöyle dediğin bu büyüme rakamlarına baktığında öyle Barış. Fakat bunun alternatifi ne? Zafer Çağlayan ne öneriyor bunun yerine? Yani bu politikanın yerine ne öneriyor? Ben bugünkü yazımda resmen direkt olarak Merkez Bankası'na teşekkür ettim. Yani bu büyümeyi sağladığı içinden ziyade eğer biz %6 falan %5-6 büyüyecek olsaydık, hı hı, bu sene cari açık o zaman zaten 80-90 milyar dolara ulaşmıştı. Bugünkü not artışlarının gelmesine imkan yoktu. Zaten not artışlarında en yumuşak karnımız cari açık. Evet. Şimdi peki alternatif sunuyor mu? Sayın Zafer Çağlayan alternatif sunsa hiçbir şey söylemeyeceğim. Ne yapsın yani Merkez Bankası? Gene mi kredileri pompalasın da gene mi eski? Yani. Evet, gene mi yani, hı, o kredi faizlerini iyice aşağı çekmiş zaten Merkez Bankası. Bunu pompalasın, tekrar fırlasın. Bir sabah kalktığımızda da yabancılar hadi bana eyvallah desin, parasını alsın. Peki hocam biz bu temel şey o aslında, söylediğiniz şey çok önemli. Peki o zaman biz bu dengeyi neden kuramıyoruz bir türlü? Yani şu neden cari açık büyüme dengesini kurmak çok mu zordur? Bunu başardığımız gün belli ki ekonomik anlamda hakikaten tam kere, anlamıyla rayına girmiş tamam, olacağız. Kamu şöyle bir ulufa dağıtmaktan vazgeçsin. Rubini sevsinler sevmesinler. Geldi adam çok net bir noktaya parmak bastı. O da şuydu. Kamu tasarrufları artmak zorunda dedi. Hı hı. Özel sektör tasarruf artsın diye önlem alıyorsun. Bireysel emeklilik sisteminde, evet, şey yapıyorsun. Özel sektöre tasarruf et diyorsun. Kamunun tasarrufları ne olacak? Cari açık tasarruf açığıdır. Yani cari açık. Tabii, tabii. Sen 100 lira gelirim var. 10 lira tasarruf ediyoruz biz ülke olarak. Ama şeye baktığımızda, yapılan yatırıma baktığımızda 30 lira yatırım yapıyoruz. 20 lirayı kimden alıyoruz? 20 lirayı da yurt dışından sağlıyoruz. O kredileri. Evet. Dolayısıyla özel tasarruflar ya da kamu tasarruflarının büyümesi gerekiyor ki cari açık azalabilsin. Hı hı. Yani cari açığı azaltmanın en önemli yollarından bir tanesi kamunun tasarruflarını büyütmesi. Diğer taraftan çok ciddi bir yapısal sorun bu. Yani bundan sonra Türkiye'de büyüyebilmek için banka kredileri musluklarını açacaksın. O çok ciddi risk oluşturmaya başlayınca muslukları kapatacaksın. Muslukları kapattığında bu sefer çakılma olacak. Aynı bir orada sert iniş olacak. Muslukları açtığında bir refah dönemi olacak. Böyle bir iyi bir kötü rüya görmeye devam edeceksin. Evet. Peki çare ne? Yani o zaman büyüme bizim modelimizi değiştireceğiz. Yani büyüme modelini değiştirmek demek şu demek. Kredilerle büyümeyeceğiz yani, öyle mi? Tabii insanların reel gelirinin artması gerekiyor. Hı-hı. Yani gerçek anlamda katma değerini reel... insanların reel geliri artarsa bu sefer ne oluyor? Enflasyona katkı yapıyor. Enflasyon senin ürettiğin malların dünya piyasalarında daha pahalı hale gelmesine, tabii, sebep oluyor. Merkez Bankası neyi seçti şimdi?
kurları yukarı iteyim. Yani son ROK düzenlemesiyle birlikte Türk lirasının aşırı değerlenmesini örneğin ben bu kredileri hızlı küçültmeye kalktığımda çakılma oluyor. O zaman ben şimdi kurları yukarı iterek bari cari açığı durdurmaya çalışayım. O bir yol. Fakat o da geçici bir yol. Asıl olay ne biliyor musun Barış? Asıl olay tamamıyla ihracattan ve ürettiğini satabilmekten geçiyor. Şöyle ki biz 240 milyar dolar civarında ithalatımız var. 250 milyar dolar civarında ihracatımız var. Tamam mı? Arada şu an ithalat daha da düştü. Son dış ticaret verilerine bakmadım. Ama baktığın zaman bu aradaki farkı kapatmak üzere turizm gelirlerimiz var. Diğer işte dışarıdan karlar vesaire var. Bir de aldığımız borç var. Yani 25 milyar dolar turizm geliri geliyor. Onun üstünü tamamıyla borçlanıyoruz. Yani 50-60 milyar dolar her sene borçlanıyoruz. Sonuç olarak büyümenin modelini değiştirmek zorundayız. Sayın Bakan, Sayın Zafer Çağlayan'ın şunu söylemesi lazım. Ekonomi Bakanı çünkü kendisi. Biz cari açığı yapısal bir sorun bu. Türkiye'nin yapısal bir sorunu. Yapısal sorun yapısal önlemlerle çözülür. Hı hı. Bu konuda hükümet hiçbir şey yapmadı dersek çok büyük haksızlık etmiş oluruz. Evet. Yapısal sorunu çözmek üzere cari açığın küçültülmesi için çeşitli önlemler alınıyor. Çeşitli teşvikler veriliyor. Ve bunun devam ettirilmesi gerekiyor. Yani yapısal önlemlerin. Ama mutlaka elimiz mahkum tasarruf oranını arttıracağız. Aksi halde başkasının parasıyla refah yaşayıp yarın bir gün biz de Güney Kıbrıs gibi oluruz. Evet. Ve şunu söyleyeyim, eğer Merkez Bankası bunu yapmasaydı bu seneki not artışları gelmezdi. Peki hocam, şimdi reklamdan önceki 3 dakikamız, reklamdan sonra da konuğumuzla sohbetimize başlayacağız ama o 3 dakika içerisinde böyle hızlıca kısaca bu rakamlar bir etkisi oldu mu YMKB üzerinde ve bugün durum ne? Onlara bir bakalım kısaca 3 dakika içerisinde, sonra konuğumuzu alacağız. İMKB üzerinde büyümenin çok fazla bir etkisi olmadı. Bilakis İMKB dün dış piyasalar çok olumsuz olmasına rağmen, ki grafikte verebiliriz şimdi arkadaşlar verebilirler. Çok olumsuz olmasına rağmen İMKB dün açılışta hafif bir geri çekilme yaptı büyüme verisinden sonra. Yani şurada aşağı doğru açılıyor, arkasından biraz yükseliyor, tekrar düşüyor büyüme verisi geldiği sırada ve ondan sonra da yükseldi. Ve daha önceki zirve seviyelerine yaklaşarak 86.112'den kapandı. İMKB üzerinde çok önemli bir etkisi olmadı. Aynı şekilde dolara baktığımızda, yani büyüme verisi açıklandığı sırada acaba dolarda nasıl bir hareket oldu? Dolar hafifçe güne hafif yükselerek başladı. Daha sonra düştü ve büyüme verisi açıklandıktan sonra 1.81.40'a geldi. Ama dün de belirtmiştik. Genel olarak dövizde çok fazla yukarı hareket beklemiyorum. Merkez Bankası her ne kadar bu politikayı izliyor olsa da şu an Türkiye'nin hikayesi nedeniyle döviz girişi devam ediyor. Dolayısıyla dolar daha sonra hızla aşağı geldi ve 1.80.50'lere kadar da geriledi. Dolarda sert bir gerileme vardı dün. Büyüme verisi ne rağmen bu sert gerileme söz konusu oldu. Tahvil ve bono piyasalarına baktığımızda tahvil bono piyasasında bir ara 6.30'du birlere kadar geriledi tahvil faizleri. Şu an 6.37 seviyelerinde bulunuyor. Faizlerde çok fazla bir gerileme yok. Bu da enflasyona ilişkin bir miktar geleceğe dönük olarak endişenin olduğunu bana göre gösteriyor. Ama tahvil bono faizlerinde önümüzdeki 1-2 ay içerisinde geri çekilmenin ben devam etmesini bekliyorum. Dolayısıyla piyasalar üzerindeki etkisi böyle oldu. Bugün sadece kısaca şunu söyleyeyim. Borsada bir yükseliş hareketi var. Daha önceki zirveyi tahmin ediyorum yeniden test edeceğiz. Daha önceki zirveyi yeniden göreceğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla hisse pozisyonları korunmalı. 84.000 aşağı kırılmadığı sürece borsada nakde geçilmemeli ve hisse pozisyonları bence korunmalı. Dış piyasalarda da genel olarak çok olumsuz bir hava yok bu sabah itibariyle. Biraz Asya düşüyor ama Amerika'daki vadelilerin fena olmadığını görüyoruz. Bir miktar yukarı hareketi var. Bizde de piyasa genel şartlarının bugün dünkü seyrini devam ettireceğini söyleyebiliriz. Peki hocam, bir reklam arasına gideceğiz. Değerli izleyenler, reklamlardan sonra bugün yine bir reel sektör temsilcisi bizim konuğumuz olacak demiştik. Atlasalı Genel Müdürü Doktor Meriç Bebetoğlu bizlerle olacak ama kısa bir reklam aramız var. Reklamdan sonra devam edeceğiz.
Paranın Rotası devam ediyor. Bugün yine reel sektörden bir temsilcimizi konuk ediyoruz dedik. Atlas Halı Genel Müdürü Sayın Doktor Meriç Bebetoğlu bizlerle beraber. Meriç Bey günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Şimdi tabii biz Yaşar Hocam'la önce bir genel piyasa değerlendirmesi yaptık. Böyle zaman zaman reel sektör temsilcileriyle birlikte olmayı da seviyoruz. Onların dertlerini dinlemeyi, onların yaptıkları yeni çalışmaları anlatmayı seviyoruz. Bugün o bağlamda sizinle beraberiz. Yine Atlas Halı'yı biz biliyoruz tabii. Hani izleyicilerimiz de mutlaka biliyor ama şimdi yeni bir ürününüz var. Aslında onun üzerinden biraz konuşacağız. Nanoteknoloji. Teknoloji her gün gelişiyor zaten. Ama şimdi ben düşündüm, halıya nanoteknoloji nasıl uygulanır onu siz anlatacaksınız bize. Evet. Ama öncesinde şunu soracağım tabii. Atlas Halı dediğim gibi Türkiye'nin en köklü bu sektördeki markalarından bir tanesi. Neredeydi? Bugün 2013 yılına geldiğimizde nereye geldi? Çok teşekkürler. Tabii ülkeler için markalar çok önemli. Bizim çok fazla sayıda çok köklü markamız yok Avrupa ile karşılaştırdığımızda. Galiba en eski markamız da bir şekerleme markası. Evet. Bu anlamda tabii 1967'den beri var olması, Atlas Halı'nın iyi bir geçmişinde olması çok çok önemli. 45-46 senelik bir maziden söz ediyoruz. Geçmişteki başarılarını aslında perçinlemeye çalışıyor. İşte dünyanın en fazla üretim yapan 5 fabrikasından birisi olmuştu geçmişte. 2011'de Naksan grubu, 2012 başında Naksan grubu çatısı altına geçtiğinde daha tabii finansal açıdan rahatlamış bir pozisyona geldi. İkinci lansman diyebileceğimiz dönemde biz endüstriyel tasarımcılarla çalıştık. Bir moda etkisi yaratmaya gayret ettik. Tabii bizim sektörümüz dünyada söz sahibi olan, Türk halıcılığı dünyada söz sahibi olan bir konumda. Gerçekten çok iyi tasarımcılar var, çok iyi markalar, çok iyi rakiplerimiz var. Ama bunlar arasında fark yaratmak için tasarım olgusuna yüklenmiştik. İkinci konu da inovasyondu bugün de konuşacağımız. Geçen sene örneğin ilk defa güneşten aldığı enerjiyi toplayıp gece yansıtan, gece parlayan halılar yapmıştık. Özellikle çocuk serisinde. Evet. Çok da başarılı gitti. Nasıl aslında, peki? O ilgi nasıl o halılara? Gayet iyi. Hani böyle bir floresan etki gibi veya parlaklık gibi düşünüyor ama orada da bir teknoloji vardı. Işıktan enerjiyi topluyor gece dışarıya verdiği için. Evet, örneğin enteresan. Bir çilek resminde çileğin çevresini beyaz görüyorsunuz. Siyah beyaz güzel oyunlar. İpliğe evet, özellikle. İpliğe özel evet. Evet. Bunlar enteresan işte, onu ben soracaktım siz söylemiş olduğunuz için. Işıklı halılar işte ondan sonra nanoteknoloji. Hani sizin fabrika herhalde yok, bir halı fabrikasından başka bir şeye benziyor sanki yani böyle. Işıklıyı anlayabilirim de yani kendisini temizleyen. Ona girelim isterseniz yavaş yavaş. Yani ben oraya girmeden deminki konuyla ilgili olarak yani büyüme konuştuk evet. Ya. 2012 büyümesi sizi etkiledi mi? Siz olumsuz etkilendiniz mi? Yani bir önceki yıl 8.8 büyümeden 2.2'ye düştük. O finansal açıdan zorluk yarattı mı size bu sene? Çok fazla yaratmadı çünkü halının evdeki konumu değişiyor. Eski zamanlarda 20-30 sene önce böyle bir çeyiz veya evin bir yatırımı gibi görülürken artık bir moda objesi gibi görünmeye başlandı. İşte duvarın rengi değiştiği zaman, mobilyalar değiştiği zaman halı da etkileniyor. Daha hızlı sirkülasyon dönüşümü olmaya başladı. Kuşkusuz tabii daralma etkilemez fiyatlar olur mu? Fiyatlar da düştü yani. Fiyatlar düşüyor, teknoloji gelişiyor. Geliştikçe daha kolay üretebiliyorsunuz. Gerçekten çok teknolojik üretiliyor aslında. Şu da var, şimdi ben bir de şunu soracağım. Hani geçmişten bugüne gelince aklıma şu geldi. Ben mi yanılıyorum acaba? Halı daha mı az kullanılıyor artık evlerde? Bölgelere göre değişiyor. Yani daha çok kullanıldığı, daha yaygınlaştığı yerler de var. Özellikle ucuzlamasıyla birlikte. Tabii şehirlerde odalar küçüldükçe işte o park, konuklar, değişen parkeler vesaire falan onların değişimiyle beraber acaba ama yine de bir halı ihtiyacı oluyor. Bir de bizim kültürümüzde var. Evet evet. Yani dünya kültüründe 2300 sene hatta 2500 olduğunu da söyleyenler var. İşte meşhur Pazarik halısı evet. St. Petersburg'da milattan önce 3. yüzyıla ait olduğu söyleniyor. Ben de teknoloji kökenliyim. Aslında 25-30 senelik sektörlerden 2500 senelik bir sektöre gelmiş oldum 2 senedir. Çok heyecan verici. Neden derseniz bir estetik boyutu var. Tabii. Tarih boyutu var. Eşya olma konumu var. Moda objesi olma konumu var. Hepsi bir araya geliyor. Belki biraz ekonomiyle ilgili de yani çok sabah sabah bu konuya girmek istemeyiz ama cari açık konusunda da son derece faydalı bir ürün. Çünkü hemen hemen her şeyi yerli. Değil mi? Evet. Ben Malezya'yla ve Çin'le nasıl rekabet ediyorsunuz onu çok merak ediyorum.
Açıkçası tek cümleyle cevap vermek gerekirse çalışkanlıkla Türkiye rekabet ediyor. Çok ciddi bir know-how'u var. Bildiğimiz kadarıyla 2350-2400 adet kadar dünyada bilgisayar destekli makine alısı tezgahı söz konusu mevcudiyeti. Bunların 1100 tanesi Türkiye'de, 900 tanesi Gaziantep'te. Müthiş. İnanılmaz bir şeyden bahsediyoruz. Oo, evet. Sektör, dünyadaki sektör liderliğinden bahsediyoruz. O zaman yarısı bizde yani. Yarısı bizde. Dünyanın parça alıda, dünyanın toplam ihtiyacının da %33'ünü karşılıyoruz. Dünya Ticaret Örgütü rakamlarına göre. Bunu 40'a kadar çıkaranlar var. Hani nanoteknolojiye de böyle bakmak lazım. Seyircilerimiz de şöyle düşünebilirler. Eskiden bu çok vardı. Biz tabii artık başarılı işler yapmaya alışmış bir toplum haline geldik ama yani bize mi kaldı, Türklere mi kaldı, biz bu işi nasıl yaptık diye düşünmesinler. Bir Japon'un şoförsüz giden otomobil yapmasına nasıl çok fazla şaşırmazsak, Türkiye'deki halı sektörü de açıkçası bu durumda. Nedir bu şimdi nano halı? Biraz ona girelim artık. Nanoteknolojiden başlayalım önce. Nanoteknoloji nedir? Siz nereden aklınıza geldi bunu halıyla bir şekilde birleştirmek? Ve nano halı dediğimiz herhalde kendi temizleyen bir halıdan söz ediyoruz aslında. Türkçesini biraz öyle anlatabiliriz. Evet. Siz tabii daha detaylı anlatacaksınız ama nasıl oluyor ben anlayamadım. Önce nano kelimesinden başlayalım. Çok teknik bir şey söylemeyeyim ama 10^-9 yani milyarda 1 demek. Çok çok küçük partiküllerden, parçalardan, parçacıklardan söz ediyoruz. Biz bu nanoteknolojiyi, parçacıkları kullanarak halının ömür boyunca kendi kendini temizlemesini sağladık. Biraz inanılması güç gibi görünüyor ama çok mantıklı bir teknoloji. Leke tarafını bir kenara bırakayım önce. Bu şunu sağlıyor. İçindeki partiküller sürekli kendini temizlediği için halı ilk günkü gibi, ilk aldığınız günkü gibi ışıl ışıl kalıyor. Dolayısıyla bir hani egzoz gazından, sigara dumanından, çevredeki diğer kirleticilerden etkilenmiyor. Birazdan herhalde görüntülerde gelir. İkinci en önemli özelliği de çok zor leke tutuyor. Çok kolay temizleniyor. Evet. Yani böyle bir meyve suyu üstüne düştüğü zaman parçacıkların civa gibi kaydığını görüyorsunuz. Yani ben şimdi şeyi hayal gibi değil mi? Hayır, izleyici de bu soruyu merak ediyordur. Şimdi halının üzerine toz geldi. Evet. Toz birikmeye başladı. Şimdi ne yapıyor o partiküller, bu tozu kaldırıp atıyor mu, ne yapıyorlar, yani kendisini nasıl temizliyor? Veya kir mesela, kalorifer isi olabiliyor. Çok güzel yani, nasıl can alıcı noktası bu. Güneşten ve ışıktan aldığı enerjiyle bir etkileşime giriyor ve o partikülleri parçalamaya başlıyor. Yani ışık enerjisinden, UV'den, ultraviyole den aldığı enerjiyle içinde barındırdığı kirleri parçalıyor. Bu ister leke olsun, ister işte bakteri vesaire gibi evde bulunabilecek mite'lar gibi olsun. O zaman mite de yaşamıyor orada. Tabii. Yani kirleri barındırmadığı için zaten doğal olarak mite'ı da barındırmıyor. Küfe dayanıklı, suya dayanıklı ve odanın havasını dahi temizlemeye faydası var. Yani işte anlattığım şey neredeyse organik bir ürün gibi yani. Gerçekten yani anlatınca biraz şey görünüyor ama bunlar bütün dünyada araştırıldı. İsterseniz biraz bu bir de dünyada anlatayım. İlk değil mi? Dünyada ilk. Onu da altını çizmek denenmiş. Müthiş bir başarı Türkiye açısından. Bilkent Üniversitesi UNAM kısaltmasıyla Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi tarafından belgelenmiş. Ar-Ge'ye o zaman ciddi para yatırıyorsunuz. Hem yatırıyoruz hem biraz yöntemimiz farklı. Şöyle bütün dünyayı araştırdık. Tabii böyle interneti açıp bir araştırma şeklinde değil de bir yine Türk şirketiyle birlikte dünyada 8 noktada işte Hong Kong, New York, Londra, Roma dahil bütün bu ofisleri kullanarak 8 nokta aracılığıyla bütün dünyayı araştırdık. Bu işi kimler yapıyor diye merak ettik. Halı filan da demeden yani nanoteknolojiyle ilgili bütün firmaları dünyada araştırdık. 12'lik bir liste çıktı, 12 firmalık bir liste çıktı. Ne mutlu ki bir tanesi bir Türk firmasıydı. Biz bunu Türk mühendisleriyle geliştirdik. Bu böyle hani kolanın formülü gibi bir şeydir. Hani gidip de iki gün sonra bir başkasının da edinebileceği çok kolay bir çözüm değil. Hem dokumadan hem ipliğinden hem kimyasal demeyeceğimiz solüsyondan oluşan bir parçadır. Kimyasal demişken şunu söyleyeyim. Tamamen doğal hayatımızda kullanılan malzemeler kullanıldı. Yani sağlığa zararlı hiçbir şey kullanılmadı. Zaten Tarım Bakanlığı'ndan da gıda ile temas raporları alındı. Son derece sağlıklı, enteresan bir ürün ortaya çıktı.
Evet, biraz anlatırken bile hani çok özelliği var tek tek. Ama üstünden geçmek gerekiyor. Yani hakikaten benim çok dikkatimi çekti. Ben görüntüleri de izledim. Şu an bilmiyorum arkadaşlarım ekrana verebiliyorlar mı ama o dediğiniz gibi bir şey döküldüğü zaman onun kayması vesaire şey çok enteresan hocam. Şimdi çocuklu aileler için mesela çok önemli. Ya da evcil hayvanınız varsa vesaire işte o kir şeyi etkisini yaşamamak için çok önemli. Şimdi süre çok daralıyor. 5 dakikamız var. Bir şey mi soracaksınız? Yok hayır. Siz gidin araya isterseniz. Sen devam et. Ben şu an her gün spor yapmak için televizyonun karşısında spor yapıyorum da. Bu oyunlar var biliyorsunuz ama bütün hareketleri algılıyor. Dolayısıyla evet. Siz sürekli spor yapmak zorunda kalıyorsunuz. Basket oynuyorsunuz, voleybol oynuyorsunuz vesaire. O sırada aşağıda bizim halı vardı. Sürekli olarak o halının üzerinde hoplayıp sıçraya sıçraya halıyı bayağı bir kirletmiştim. Şimdi bu, o aklıma geldi. Bir tane nano halı lazım abi. Edinmek lazım. Evet. Şunu soracağım. Üretim aşaması nasıl? Yani ve diğer halılar için, sadece nano halı için demiyorum. Ben hakikaten merak ediyorum. Makine halı mesela saatlik üretim rakamları nedir? Nasıl çıkıyor? Bir günde ne kadar halı üretiliyor? Talep nasıl Türkiye'de? Nano halıyı siz şu anda bu arada bayilere göndermeye başladınız mı ya da dağıtmaya başladınız mı? Yavaş yavaş Nisan ayı içerisinde başlıyoruz. Evet. Seri üretim yapıyoruz tabii ki. Bir de bunu anlatmak gerekecek tabii. Tabii. Yani standlar kurulması lazım, reklam olması lazım. Bunların hepsini çalışıyoruz. Türkiye'de 38 milyon galiba hanımefendi var, kadın var. Bence bir iki sene içerisinde 38 milyonla da anlatmak lazım. Proje ilginç, proje dünyada tek. Bir de tabii yaşanarak anlaşılacak bir şey. Halı çok enteresan. Mesela şöyle bir espriyle de başlayalım. Hep bir konu vardır. Bu halıyı dokuyan kız kör olmuş gibi. Evet, değil mi? O tabii ondan vardır. Çok uzakta. Gayet teknolojik tezgahlarla, bilgisayar destekli. Bir tezgahtan günde 600-700 metrekare çıkabiliyor. Halı alabildiğiniz teknoloji var. Hani yazıcı deriz ya printer bilgisayarlarda. Neredeyse bir yazıcı gibi düşünün. Tabii kitlesel üretim yapılmakla birlikte desenleri çok özenle çalışıyoruz. Tasarım diyoruz biz buna. Sizin bir tasarımcı grubunuz var herhalde tabii. Değil mi? Demin söylediğiniz çok çok önemliydi. O benim de dikkatimi çekti. Aynı ifadeyi ben de kullandım. Bu modasını yaratmak bu işin. Bir halı modası. Var değil mi böyle bir şey artık? Olmaz olur mu? Tabii. Yani tasarımcıyla çalışmak da çok ilginç geldi bana. Şimdi sizin ama üretim noktanızda mı bir tasarımcı grubunuz var yoksa dışarıdan mı alıyorsunuz bu tasarımcı grubu desteğini? Her ikisi de var ama dışarıdan aldığımız ilk geçen sene ilk koleksiyonumuzda 2012'nin ilk koleksiyonunda hiç halı tasarlamamış kişilere biz ama Türkiye'de başarıya kavuşmuş. Onların bakış açısını almak istedim. Endüstriyel tasarımcılara halılarımızı yaptırdık. Çok da enteresan oldu. Daha önce şişe tasarlamış veya mobilya tasarlamış. Ama alanında çok yetkin ve ödüller almış tasarımcılarla çalıştık. 8-9 kişilik bir gruptu. Toplam kaç kişi istihdam ediyorsunuz şu an? Üretim tesislerimizde 500 kişi istihdam ediyoruz. Bayileriniz aracılığıyla mı dağıtımı yapıyorsunuz? Bayilerimizle direkt çalışıyoruz Atlasalı olarak. Evet. Üretimi siz İstanbul'da mı yapıyordunuz? Gaziantep'te değil mi? Onun da altını çizmek lazım. Bu işin ham maddesini nasıl şey yapıyorsunuz? Yine yurt içinden mi elde ediyor? İplik vesaire. Tabii inanılmaz bir Ar-Ge var arkasında. Hı-hı. Yurt içinden temin ediyoruz. Gaziantep biraz önce de anlattığım İpliğin gibi. İpliğin ana ham maddesi nedir? Akrilik kullanıyoruz. Akrilik. Evet. Elyaf malum işte polyester parlaklık vermek için. Ama hep şey değil mi? Şimdi demin de söylediniz ya. Yün kullanıyoruz. Özellikle mesela burada gıdayı konuştuğumuz zaman, gıda sektöründen temsilcilerimiz olduğunda hep onun altını çiziyoruz. Gıda güvenliği meselesi artık çok önemli. Hani bununla ilgili tedbirler kesinlikle var, yönetmelikler var vesaire. Halı da bunun bir parçası. Şimdi dediniz ya, yiyecek bir şey düşebiliyor. Ondan öte hani çocuklar geziyor üzerinde, eli ayağı değiyor. İnsanlar işte üzerinde çıplak ayakla geziyor. İşte hocam gibi oyun oynayıp düşenler var falan halıya. Ondan sonra. Dolayısıyla orada da hani kullanılan ham maddenin doğal olması, işte herhangi bir kimyasal içermemesi, o boyaların sağlığa uygun olması çok önemli. Bununla ilgili sizde herhalde bir biriminiz var bu gıda güvenliği ile ilgili. Tabii mesela inanılmaz bir ürün güvenliği ile ilgili. Biraz önce konuştuk işte güneşten aldığı enerjiyi yansıtıyor falan dedik ama mesela o halılarımız bambu elyafından üretilme. Tamamen sağlıklı. Üstelik de çocuk halısı. Bambu biliyorsunuz çok organik ve doğal bir malzemedir. Bambu elyafından halı üretmek nereden aklınıza geldi? Ben de şimdi onu merak ettim ya. Mesela nanoteknolojide Nilüfer çiçeğinden esinlendik. Ya onu enteresan. Okudum, o da enteresan. Ya bakmakla görmek arasındaki fark gibi. Mesela üretim teknolojisinde bir filmden dahi
esinlenebiliyorsunuz. Bunlar fikir bazlı şeyler. Tabii leke tutmamayı herkes akıl eder de mesela güneşten enerji alması çok enteresan oldu. Kendime pay çıkartmak istemiyorum. Fikir babası olmakla birlikte tabii çok geniş bir ekiple çalışıyoruz. Ve işin peşini bırakmadan her tarafı, bütün dünyayı tarayınca da çıkıyor. Bir çözüm buluyorsunuz. Süremiz bitiyor. Peki, bitiyor. Çok önemli bir soru geldi. Eyvah. Bu çok önemli, çok önemli. Hocam zor olmasın ama. Yok hayır. Özür dilerim. Peki ben size bir resim göndersem o resmi halının üzerine yapabilir misiniz? Yapabiliriz. Yani diyorum ki... Hocam o en kolay şey anlatılanlardan tamam, sonra. Ama şimdi onu ben dizayn et, uzun dizayneri de ben oluyorum yani o halının tamam. Öyle değil mi? O resmi gönderen kişi. Ama herkes yapıyor musunuz hocam, böyle? Yapı fuarına gelecek misiniz? 24 Nisan'da galiba. Tarihi yanlış bilmiyorsam. İnşallah. Vakit orada olur. Bir standımız olacak. Siz fotoğrafınızı verin. Hemen orada değil tabii ama bu kocaman bir tezgah. Biz size yapıp gönderelim. Hatta internetten de yakında... Ben onu bir fikir olarak düşündüm. Mesela insanlar halısını alırken ya şu olsaydı... Ama bu size özel yapıldı. Öyle bir hizmetiniz evet. Var mı? Yok öyle bir şey. Size özel yaptığımız bir sistemimiz, bir teknolojimiz de ayrıca ben var. Ben kastettiğim şey şu. Vatandaş gelip de sizin herhangi bir bayanınızı ben şu halıyı istiyorum dese o da mümkün olabilir mi diye o açıdan sonra. Fuardan sonra duyuracağız, mümkün olacak yani. Nisan ayı bereketli bir ay bizim için. Tezgahlarımız hazır. Dediğiniz gibi herhangi bir şeyi kağıda karalayıp çizseniz biz size istediğiniz ölçüde halı olarak yapıp verebiliriz. Anladım. Atlas olarak. Peki süremizi doldurduk. Meriç Bey çok teşekkür ediyoruz. Bizlerle olduğunuz için kolaylıklar diliyoruz size. Çok hocam size teşekkür ediyorum. Yarın ben sabah yine beraber ediyorum. Olacağız. Yarın sabah biraz da Real Madrid maçını konuşalım. Evet. Yarın o konuyu yarın konuşalım. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz değerli izleyenlerimize de katkılarından ötürü Paranın Rotası'nda okuyoruz. Biz şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra yayınımıza bugünün gündemine devam edeceğiz. Koz Altın Paranın Rotasını sundu.